kadar bu videomuza da mutlu ol yeter diyoruz. Gördüğünüz gibi makamımızı muhayyer kürdü kullanıyoruz. Şimdi size önce ritmi söyleyeyim. Ritim olarak slow kullanıyorum. Yani 80'li, 82'li civarları arkadaşlar. Şimdi girişi ben değişik aldım arkadaşlar. Yani böyle pik biraz varsa sizlerde, yani böyle gitar türü, mandolin de olabilir, sitar da olabilir. Bu şekil. Yahut gitarlar yani. Ama şimdi şuradaki olaya gelelim arkadaşlar. Bu giriş olayı. Bu giriş olayını İbrahim Tatlıses parçasında değişik almış. Yani makam olarak değişik yerden almış. Kemanları değişik. Yani orijinal parçayı değişik makamdan almış. Yani karar sesi olarak. Zaten biliyorsunuz. Dediğim gibi önceki videolarda anlattığım gibi majör bu gamları, makamları bulmak için o videomu seyredin arkadaşlar. Bilmiyorsanız eğer. Dediğim gibi gamları çekersek biz ilk girişi şeyden almış arkadaşlar. La kararından almış. Yani şu şekil. Gördüğünüz gibi si bemol kullanıyoruz. Yani biz bu gamı yukarı çekmiş olsak la'ya hesabımıza göre 1 ara, 2 ara, 3 ara vesaire vesaire direkt si bemola geliyoruz arkadaşlar. Girişi burada almış. Yani ne almış? La, do, mi, do, re, mi. La, do, mi, do, re, mi. Do, si, la. Ama si bemol arkadaşlar. Ama ben bunu buradan almıyorum. Ondan sonra zaten parça direkt la şey mi kararımızdan giriyor. Yani bu şekil. Ama ben aynı makamda kalmak için arkadaşlar ben girişi de aynı makamdan çaldım. Yani bu şekil. Yani düz kararımızdan muhayyer kürd yani. Diyez kullanmıyoruz. Diyezleri nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Diyezleri genelde yuvarlamak için ses yuvarlamasında yuvarlamalarında kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, gelelim. Dediğim gibi ben aşağıdan gösteririm arkadaşlar ama yukarıdan çalmak isteyenler için gösterdim zaten. Yukarıdan kullanırsınız. Ondan sonra parçayı la'dan çalarsınız arkadaşlar. Evet, alttan almak için yani mi sol si sol la si mi sol si sol la si sol fa mi. İkinci geçişi kemanlarla bu şekil la si la si. Yani ilk geçişi ne yaptık? La'da bekledik. İkinci geçişte la'da beklemiyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar parçamıza giriyoruz direkt mi olarak. Dediğim gibi isteyenler ilk geçişi pik brassları yukarıdan kullanır. Ondan sonra makam değiştirir. Mi kararından devam eder arkadaşlar. O size kalmış bir şey. Ama benim kulağım bu şekil aynı makamda kalmak daha hoşuma gitti. O yüzden ben bu şekil kullanıyorum. O zaman parçamıza giriyoruz. Pardon. Mi, la, sol, fa, fa, si, la, sol. Aynısını. Ama dediğim gibi burada şimdi bu parmak yuvarlama olaylarını yaparsınız. Ben bir göstereyim size. Nereden aldım? Sol, fa diyez. Mi aldım arkadaşlar. Pardon. Evet arkadaşlar, şimdi aklıma geldi herhalde. O komentarda kemanlarda pitch bender kullanan arkadaşım herhalde bu olayı kastetmişti. Pitch benderi kemanlarda gösterir misiniz diye. Herhalde onun istediği bu arkadaşlar. Dedim ki burada pitch bender kullanmıyoruz. Burada yuvarlıyoruz. La, sol diyez, sol. Bu şekil pitch bender kullanmıyoruz. La'dan sola çekmiyoruz arkadaşlar.
hemen hemen aynı pitch bender efekti veriyor ama pitch bender değil. Biraz daha böyle arabesk türü oluyor. Evet, şimdi aklıma geldi. Herhalde onun bir yerde duyduğu olay bura arkadaşlar. Dediğim gibi bu pitch bender kemanlarda nadir bırakıyoruz. Evet, bu olayı da çözmüş olduk arkadaşlar bu arada. Evet, dediğim gibi yuvarlamaları yapıyorum ben şimdi. Dikkat edin arkadaşlar. Pardon. Bu C'de ne varsa ben parmağım direkt C'ye gidiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz parmak atarak ben La'ya geliyorum arkadaşlar. Yani Si La. Ondan sonra yuvarlıyorum. Tekrar yuvarlıyorum. Hem yukarı hem aşağı yuvarlıyorum. La, La diye Si. Burada yuvarlamıyorum çünkü fazla abartmayın arkadaşlar. Yani başarabiliyorsanız insanın başında hoşuna gider. Ama ondan sonra insan abartmaya başlar. Fazla abartmayın arkadaşlar. Çünkü bazı yerler belli olsun ki yani orada bir heyecan bırakın. Yani ikide bir yuvarlarsanız yani bir heyecanı kalmaz. Yuvarlamanın bir heyecanı kalmaz. O yüzden bazı yerler düz geçin arkadaşlar. İçinizden burayı heyecanlandırmak, burayı hüzünlendirmek istiyorum deyince orada yuvarlayın arkadaşlar. Yani böyle bir tekrar bir müziği yukarı alalım. Ama her yerde yapmayın. Dediğim gibi tadına bırakın. Heyecanlı yerler kaçar, monoton düşersiniz arkadaşlar. Yani ikide bir böyle yuvarlayıp yuvarlak yaparsanız monoton kalırsınız. Çünkü bir heyecanı kalmaz, bir değişiklik olmaz müziğin içinde. Bunlar çok önemli arkadaşlar. O yüzden fazla abartmayın. Tamam, başta çalışmak için çalışın arkadaşlar. Yukarı aşağı, yukarı aşağı vesaire vesaire parmak atmalar. Bunları çalışın. Ama çalınca arkadaşlar birileri için müzik yapıyorsanız fazla abartmayın. Dediğim gibi bazı yere düz alın. Ondan sonra tekrar girin. Yuvarlayın ki bir şey olsun yani bir heyecanı olsun, bir güzelliği olsun, bir renk katın içine. Dediğim gibi monoton düşmeyin arkadaşlar. Evet, ağır çekim yapıyorum arkadaşlar. Ağır çekim şu şekil, yuvarlayarak alıyorum ben şu notaları. Notaları verdim zaten, onu zaten iki kere geçiyorsunuz. Şimdi ağır çekim. Pardon, yine C'ye gittim. Pardon. Görüyorsunuz yuvarlamıyorum burada. Gördüğünüz burada da yukarı yuvarlamadım. O zaman giriş olarak arkadaşlar bu şekil alabilirsiniz. Söze girersiniz. Yani bunu ben öylesine kattım arkadaşlar. Orada saksafonla geçiyor bu olayı. Ben bunu kemanlarla bu şekilde yukarıdan aşağı olarak düştüm arkadaşlar. Yani tekrar ağır çekim. Yani 3-4-5 kullanırsınız arkadaşlar. Yani burada bir tekme mi'ye verirsiniz.
O zaman söze girersiniz arkadaşlar. Bu şekilde yaparsınız. Ama bu bitiş şeklini şey yapar, kast eder arkadaşlar. O yüzden burada hafif bir ikinci oktavdan mi'yi vurun arkadaşlar. O zaman sözlere girin. Dediğim gibi yuvarlamaları buradan biraz çalışın arkadaşlar. Dediğim gibi başını isterseniz buradan alırsınız. Dikkat ediyoruz, si bemol. Ondan sonra aşağıdan devam. Bu şekilde alırsınız. Yani fa mi fa. Çalışmalar diliyorum. Dedim bayağı bir video oldu. Yani sizin boş zamanınız olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bazen videoları seyrediyorum. Yani isteyen arkadaşlar bile bilmiyorum artık neden parmak yukarı bırakmıyorlar. Arkadaşlar ben burada sizin için müzik yapıyorsam yani hiç değilse bir parmak yukarı bırakın. Ama dediğim gibi 10 kişiden müzik istenilirse ve sadece sonradan 5 kişi izlerse arkadaşlar o videoları resmen geri siliyorum. Neden? Çünkü isteyen kişiler bile seyretmezse yani biraz insanın ağırına gidiyor o zaman. Yani isteyen kişiler seyretmezse arkadaşlar direkt resmen öbür güne videoyu geri atıyorum arkadaşlar. Çünkü ben burada görüyorum kimin videoları seyrettiğini. Eğer isteyen arkadaşlar parmak bile yukarı bırakmazsa arkadaşlar yani o kadar olsun diyorum yani. Görüyorum çoğu tamam çoğu kayıt değil YouTube'da. Ama YouTube'da kayıtlı olanları görüyorum. Kayıtlı oluyorlar, video istiyorlar. Ben de burada istekleri boş bırakmayayım diye video yapıyorum arkadaşlar. Sonra seyredilmiyor. Yani biraz nasıl desem biraz ayıp oluyor arkadaşlar. Yani ben burada emek harcıyorum yani göstermek için. O yüzden dediğim gibi biraz ayıp oluyor arkadaşlar. İsteyenler hiç değilse seyretsinler. Yahut parmak yukarı bıraksınlar. Beğenmiyorsa parmak aşağı bıraksınlar arkadaşlar. Yani ona da açığım yani kritiklere de açığım. Yani ben her videomda illakin %100 video yapıyorum diye bir şey demiyorum arkadaşlar. Beğenmediyseniz tabii ki parmak aşağıda bırakabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben burada görüyorum isteyen arkadaşlar bile ne parmak aşağı ne parmak yukarı ne de seyrediyor arkadaşlar. O yüzden direkt resmen şak diye videoyu atıyorum geri. Geçenlerde arkadaşım komentarda yazdı. Videolar niye geri kayboluyor diye. Çünkü dediğim gibi isteyip de izlenilmezse arkadaşlar. Yani biraz dediğim gibi o zaman insan canı sıkılıyor. Resmen videoyu şak diye atıyorum arkadaşlar. Biraz da beni anlayın tabii ki. Yani madem istiyorsunuz ben sizin isteğinizi yerine getirmek istiyorum. Sizin de ona biraz nasıl desem. Neyse gerisini anlamışsınız da arkadaşlar ben fazla uzatmayayım. Evet. Dediğim gibi istekleri alıyorum. Her şey sırasıyla arkadaşlar. Acele etmeyin. Yani dediğim gibi elimde bir sürü istek var arkadaşlar. Çünkü daha 2-3 hafta önceki isteklerden daha isteklerim var. O yüzden acele etmeyin arkadaşlar. Kızmayın. Her şey sırasıyla. Parasıyla değil arkadaşlar. O yüzden kızmayın. Elimden geldiği kadar önce. Herkesin isteğini inşallah yerine getireceğim. Evet dediğim gibi çoğu videolarım da maalesef siliniyor arkadaşlar. Çoğu isteğinizi yerine getiriyorum ama YouTube direkt kilitliyor. İşte bu patent olayı, fasofisi olaylar işte. O yüzden bazı videolarımda istekleri yerine getiriyorum ama bazı isteklerim o zaman direkt YouTube kilitliyor arkadaşlar. O benim elimde olan bir şey değil. O yüzden ona da kusuruma kalmayın ama dediğim gibi açık olan videoları deniyorum. Kalırsa kalıyor, silinirse siliniyor arkadaşlar. O yüzden ben genelde herkesin isteğini yerine getiriyorum. Evet, hadi bakalım. Size iyi çalışmalar dostlar. Başka videoda görüşürüz.